Yarasaların gecenin karanlığında önlerine çıkan engelleri yaydıkları ses dalgalarının bu engellere çarpıp geri dönmesiyle ayrımsayabildiklerini ilk kez 18. yüzyıl İtalyan bilgini Lazzaro Spallanzani anladı. Sesin yankılanmasından yararlanmayı ilk kez gündeme getiren ise 1880 yılında Pierre Curie oldu. Mühendislik biliminin tıp alanındaki yansımalarından en önemlilerinden birisi de ultrason teknolojisindeki gelişimdi. İlk kez 1942 yılında Avusturyalı Theodor Dusik tıbbi ultrasonu tanımladı. 1950'li yıllarda bu tekniğin tıp alanında kullanımı başladı. Glasgow kentinde Dr. Ian Donald, anne karnındaki bir bebeğin ultrasonografi yöntemiyle incelenebileceğini buldu. Bunu daha sonra diğerleri izledi ve iki boyutlu ultrason icat edildi. Modern ultrason teknolojisi ise 2. Dünya Savaşı sırasında gelişmeye başladı. Bu ilk adımların ardından benzer bir teknoloji tıp alanında kullanılmaya başlandı ve 1950 ve 1960'larda bu yeni teknoloji büyük bir ilgi odağı haline geldi. Doktorlar ve mühendisler ses dalgalarıyla biyolojik dokular arasındaki ilişkiyi daha iyi anladıkça daha iyi cihazlar üretilmeye başladı. Ultrasonun anne karnında gelişmekte olan bebeğin incelenmesinde kullanılması ise 1971 yılına rastladı. Bu olay tüm dünyada gebelik takiplerinde bir devrim yarattı. Günümüzde ise gelişme hala olağanca hızıyla devam ediyor. Bugün 3 ya da 4 boyutlu ultrasonografi cihazları büyük kliniklerde yerini aldı.